falan bölge falan aşirete yöneliktir. Bunu idare edin zihniyetiyle bu memleket yönetilemez kardeşim. Kısa adı Şasem.com olan Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Faruk Akbaş, haber müdürümüz Rıdvan Ortakay'ın Tarafsız Oturum programına konuk oldu. Bugün Urfa'nın gecekondu tarihi 30 yıldır. Çok eski bir tarih değil. Yenice'nin tarihi 20 yıldır. Geçmişte Şanlıurfa'daki tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Akbaş, hiç kimse bana birilerini kahraman olarak göstermesin dedi. Var olan birçok toprağımız Sayın Başkan maalesef beton yığını haline geldi. Harun Ovası'nda bazı noktalarda ciddi anlamda çoraklaşma meydana geldi. Toprağın verimi kalitesi de bu kapsamda gitti. Zaten beton olan yerleri kullanma imkanımız yok. Var olan işte tarım arazilerinin kalitesi de neredeyse düştü. Bunu da engellemek lazım. Şanlıurfa'nın bugün yarısı gecekonduya, sefalete, esarete, yoksulluğa mahkum edilmişse hiç kimse bana birilerini kahraman diye götürmesin. Bir lider yapmış olduğu projelerde memleketin ihtiyaçlarını baz almalı diyen Akbaş sert konuştu. Bir lider yapmış olduğu projelerde hatır gönül yerine memleketin umumi menfaatlarını baz almazsa o haindir. Amcam oğlunun arsasına geldim, bunu idare edim. Falan ağanın arsasına geldim, bunu idare edim. Falan bölge falan aşirete yöneliktir. Bunu idare edin zihniyetiyle bu memleket yönetilemez kardeşim. Şu tim yerinin marul tarlası olduğunu kaydeden Akbaş, her sabah oradan geçerken yüreğim sızlıyor dedi. Yanı başımda şu tim. Her sabah ben oraya giderken ciğerim sızlar. Bizim marul tarlalarımızdı. Bizim pancar ıspanak tarlalarımızdı. Şimdi sabahleyin oradan geçerken Allah rızası için yeni yapılan Mevlana Camisi'nin sağ tarafına bak, halen pancar ekilidir. Bir kısmında var, doğrudur. Halen pancar ekilidir. Ama bunun suçlusu kimdir? Biliyor musun? Kim kızarsa kızsın. Ucu da nereye dokunsa dokunsun. Devlettir. Hakikaten tarım arazileri çok ama çok önemli. Tarım biterse insanlık biter.